Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Mutfak'ta sizlerle birlikte bugün görmüş olduğunuz bu şahane yumuşacık poğaçaları hazırlayacağız. Bildiğiniz 2 bardak sütle hazırlanan poğaçaların biraz daha dışında ve yumuşacık sünger gibi bir poğaça olacak. Hiç vakit kaybetmeden hamur için gerekli malzemelerimizi sayarak yapımına başlamak istiyorum. Öncelikle hamurumuz için derin bir yoğurma kabının içerisine 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla yarım su bardağı sıvı yağ alıyorum. Yağın ardından yine aynı bardakla bir su bardağı da yoğurt ekliyorum. Ben ev yoğurdu kullandım. Mümkünse sizlere de tavsiye ederim. Bir su bardağı ılık süt ekliyorum ve malzemelerimi şöyle hızlıca bir karıştırdıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şekerin ardından 2 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. 2 adet yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzerinde sürmek üzere ayırıyorum. Geriye kalan yumurtalarımı da hamurumun içerisine ilave ediyorum. Unla beraber ekleyebilmek için de bir paket hamur kabartma tozu ve bir paket de mayaya ihtiyacım var. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra ardından üzerine ilk etapta yine 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı un ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket mayayı da ekledikten sonra önce çırpma teliyle şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ardından azar azar tekrar un ilavesiyle hamurumu elimle güzelce yoğuracağım. Tarifleri uygularken vermiş olduğumuz malzemeleri birebir kullansanız bile aynı sonucu bazen elde edemezsiniz. Bunun için uymanız gereken çok önemli püf noktaları vardır. Bunlardan bir tanesi hamurumuz oldukça ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Ben hamuru yoğururken toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Aldığı un miktarı yoğurdunuzun sululuk oranına, yumurtalarınızın boyutuna ve kullanmış olduğunuz ununuzun markasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hamurunuz elinize yapışacak ama kaba yapışmayacak şekilde olacak ve klasik poğaça hamurlarından biraz daha yumuşak bir poğaça olacak. Elinizle beze yaptığınız zaman rahatlıkla durabiliyorsa hamurunuzun kıvamı olmuş demektir. Lütfen sert bir hamur yoğurmayın. Dediğim gibi çok az yağ içerdiği için oldukça ele yapışan bir hamur. Mümkünse hamurunuz kıvamını bulduktan sonra da en az 5 dakika boyunca hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Güzelce yoğurmuş olduğunuz hamurunuzu da üzerine kapatıp yaklaşık bir 15-20 dakika kadar dinlendirin. Eğer bulunduğunuz ortam çok sıcak değilse fırınınızı 50 derecede 5 dakika ısıtıp ayarlarını kapattıktan sonra ayarları kapalı fırının içerisinde de dinlendirebilirsiniz. Ben yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdim hamurumu ve hamurumun mayası gayet güzel bir şekilde gelmeye başlamıştı. Yanıma bir çay tabağının içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum ve hamurumu önce ikiye böldüm. Ardından da her bir parçayı 10'ar adet olacak şekilde 20 adet bezeye böldüm toplamda. Poğaçalarınızın boyutu tamamen tercihinize kalmış. İsterseniz daha ufak parçalar halinde daha çok sayıda poğaça da elde edebilirsiniz. Ben poğaçalarımın hepsi eşit büyüklüklerde olsun diye önceden parçalara ayırdım, ondan sonra bezeye dönüştürdüm. Yine şekil olarak da çok düzgün poğaçalar elde edebilmeniz için burada da uymanız gereken püf noktaları var. Bunlardan bir tanesi ara ara hafif elinizi yağa batırın ki bezelerinizin üzeri pürüzsüz bir görünümde olsun. Hamurlarınızı avucunuzun içerisinde beze haline getirdikten sonra altta hafif bir boşluk olacak. Böyle birbirine yapışmamış bir çukur görünüm oluyor. Orayı mümkünse elinizle birbirine güzelce yapıştırdıktan sonra tekrar elinizin içerisinde şöyle bir yuvarladıktan sonra tepsinize dizin. Eğer alt tarafta birbiriyle yapışmamış, temas etmemiş kısımlar olursa poğaçalarınızın mayası gelirken şekli bozuluyor. Bitmiş haliyle de bozuk bir görünüm ortaya çıkmasın istiyorsanız dediğim gibi beze yaparken de bu püf noktasına uyun lütfen. Bu arada ben poğaçamı geceden hazırladım. Ertesi gün kahvaltıda ikram etmek için. Kahvaltıda hem tatlıyla hem tuzluyla ikram edeceğim için 3 yemek kaşığı şeker kullandım. Ne çok tatlı ne çok tuzlu bir hamur oldu. Eğer tuzu baskın olsun istiyorsanız şeker miktarını 1 yemek kaşığı eksik koyarak yerine 1 çay kaşığı tuz ilave edebilirsiniz. Veya şeker oranı biraz daha fazla olsun istiyorum diyorsanız ekstradan 1 yemek kaşığı daha şeker ilavesinde bulunabilirsiniz. Yani 4 yemek kaşığı şeker ilave edebilirsiniz.
İlk yapışınızdan sonra eminim şeker ve tuz oranını kendi damak zevkinize göre çok daha güzel ayarlarsınız. Hamurumun tamamına şekil verdikten sonra yine önceden 50 derecede 5 dakika ısıtıp kapatmış olduğum fırınımın içerisinde 10 dakika dinlendirdim. Tepsi mayasının gelmesine sağladım. Ardından ilk başta üzeri için ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını şöyle çok hafif karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla nazik bir şekilde poğaçalarımın üzerine uyguluyorum. Eğer kullanmış olduğunuz yumurta sarısı yetmezse sonradan bir yumurta daha ilave edebilirsiniz. Ben de o şekilde yaptım çünkü. Eğer yumurtanızın içerisine sıvı yağ veya süt ilave ederseniz elbette yumurtanızın miktarı artacaktır. Ama üzerinde parlak ve böyle düzgün bir görünüm istiyorum diyorsanız yumurta sarınıza sıvı yağ veya herhangi bir malzeme ilave etmeden ve yumurta sarısını çok fazla karıştırmadan, çırpmadan poğaçalarınızın üzerine sürerseniz çok daha başarılı olur sonuç. Yumurtasını da güzelce sürdüğüm poğaçalarımın üzerine bir parça mavi haşhaş serpiştirdim. Arzu ederseniz yerine susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. 190 derecede önceden 10 dakika ısıtmış olduğum fırınımda poğaçalarımı 25 dakika pişmeye bıraktım. İlk 10 dakikadan sonra derecesini biraz biraz düşürerek, gözlemleyerek altı ve üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Benim fırınımın altı biraz geç pişirdiği için en alt ızgarasında pişirdim. Ama sizler kendi fırınınızın pişirme durumuna göre konumunu ve süresini ayarlayabilirsiniz. Altı ve üzeri nar gibi kızarmış olan puf puf yumuşacık poğaçalarım oldu. Artık fırından aldım. Mümkünse fırından aldığınız esnada ve daha sonra yaklaşık 10-15 dakika kadar poğaçalarınıza lütfen hiç ellemeyin. İlk sıcaklığı bir çıksın, yoksa dokunduğunuz yer içerisine göçüyor ve tekrar düzelmiyor. Hayal kırıklığına uğramayın lütfen. Hatta ben fırından alırken eldivenin dokunmuş olduğu yer içine göçtü, orası da düzelmedi tabii ki. Yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendirmiş olduğum poğaçalarıma artık rahatlıkla doku testi yapabiliyorum. Poğaçalarımın dokusu, yumuşaklığı ne kadar yansıyor sizlere bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz derecede yumuşak ve böyle puf puf bir poğaça oluyor. Ve hamur olarak da gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi evlerinizde kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyen arkadaşlarımdan yorumlarını mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videoma tesadüfen denk geldiyseniz henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız da çok mutlu olurum. Gece çok geç saat olmasına rağmen yanımda tadım testi için bekleyen yaramaz oğlumu da çok fazla bekletmeden sizlere şöyle bir dokusunu gösterdikten sonra hemen ona ikram edeceğim poğaçamı ilk olarak. Oluşumunda lezzet ve yumuşaklık testinden rahatlıkla geçen poğaçalarım ertesi sabah kahvaltı için artık hazır. Bu videodan sonra geriye kalan poğaçalarım tam 12 saat sonra sizlere doku testini tekrar gösterdim. Onu da ekledim videomun sonuna. Bekleyince nasıl olur diye merak eden arkadaşlar için onu da eklemek istedim videomun arkasına. Özellikle bir gün öncesinden yapsam veya hamurunu bir gece öncesinden yoğursam diye düşünen, misafir ikramını önceden hazırlamak isteyen arkadaşlar için fikir olsun istedim. Aradan geçen 12 saate rağmen dokusundan ve yumuşaklığından hiçbir şey kaybetmiyor. Bundan emin olabilirsiniz gördüğünüz gibi. Gece 1'de tamamlamış olduğum poğaçalarım ertesi gün saat 1.30 gibi gördüğünüz şekilde test ettim. Ve gayet güzel, hala yumuşacık ve çok çok lezzetli. Bugünlük de benden bu kadar. Yine keyifle hazırladığım bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videolarımı beğendiyseniz ve bu tarz videolarımın devamını isterseniz kanalıma abone olarak videolarıma beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı da unutmayın lütfen.
Özellikle tarifte ekleme veya çıkarma yapmadan birebir uygulamanızı çok tavsiye ederim. Ve söylemeyi unuttuğum, merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.